O bavulların hepsi kurtuluşu simgeliyor. İç savaşın yaşandığı Yemen'den tahliye edilen 200 Türk vatandaşı daha ailelerine kavuştu. Böyle bakabiliriz. Hepsi yurda döndüğü için çok mutluydu. Ancak orada yaşadıkları şoku daha üstlerinden atamamışlardı. Sürekli bombalanıyor. Akşamları özellikle başlıyor sabaha kadar. Gecenin sessizliğini savaş uçaklarının bıraktığı bombalar bozuyordu. Biz de evlerimizde cam kenarı değil de iç kesimlerde, yani mutfağa yakın yerlerde, oralarda oturuyorduk. Evlerin o kısımları da o kadar güvenli değildi. Ancak yapacak bir şeyleri yoktu. Çocuklarının ve kendi canlarını böyle korumaya çalışıyorlardı. Her seferinde savaş bölgesinden tahliye olacakları günü bekliyorlardı. Hatta birkaç kez de denenmişti. Bir ara bir kere havaalanına gittik, geri döndük. Ondan sonra işte karayoluyla gelme durumu oldu. Ancak bir türlü tahliye işlemi gerçekleşemedi. Son olarak Türkiye'nin Sana Büyükelçisi Fazlı Çorman'ın çabalarıyla 200 Türk vatandaşının da bulunduğu 230 kişilik grup uçağa bindirildi. Yemenli bir komşumuz yolda yersiniz diye bize yiyecek getiriyor. O hallerinde bile bizi düşünüyorlar. Düşünün yani. Ve akşam saatlerinde umuda yolculuk son buldu. Savaştan kurtulan onlarca çocuk, kadın ve erkek İstanbul'a indi. Biz de ülkemize geldiğimiz için mutluyuz ama orada birkaç tane arkadaşlarımızı bıraktık. Yani içimizde buruk bir sevinç var. İnşallah en kısa zamanda onlar da gelir.